Arkadaşlar, Örgü Aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün minik prenseslerimiz için çok güzel ve çok kolay bir çanta çalışması yapacağız. Çantamızı örmek için ben üç tane renk kullandım. Sizler dilerseniz iki renk ya da tek renkle bile çalışabilirsiniz. Şöyle trabzanlardan oluşur, gayet kolay. Belirli artışları yaparak istediğimiz büyüklüğe ulaşana kadar çantamızı. Yuvarlak bir şekilde örüyoruz. Daha sonrasında ise hemen şuradan açalım. Şu ağız kısmını sık iğne ve yarım trabzanlarla e, düzeltiyoruz. Ve kenarlardan yine trabzan olarak örmeye devam ediyorum. Her ikisini aynı şekilde ördükten sonra yandan katlarımızı bir sıra daha örüyoruz. Tek dış kattan alarak bir sıra örüyoruz. İstediğimiz büyüklüğe eriştikten sonra diğer parçasını da aynı şekilde ördükten sonra üstüne bu görmüş olduğumuz gibi kapak bölümünü çalışıyoruz. Askımızı da çalıştıktan sonra çantamız kullanıma hazır hale geliyor. Gayet kolay bir çalışma. Hiçbir zorluğu yok. Sadece trabzanlarımızı artarak yuvarlağımızı yapıyoruz ve bu güzel çalışmamıza ulaşıyoruz. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Çantamızı örmek için Milano Cotton Sport ipini kullanıyorum. 100 gram ve 187 metreden oluşmakta. Biraz e, dolgunca, kalınca bir, e, pamuklu, sünme kesinlikle yapmaz. Sizler dilediğiniz markalarla örebilirsiniz. Hangi ipe ulaşabiliyorsanız hiç önemli değil. Sadece e, sorduğunuz için ben bu şekilde göstermek istedim. Bu orta kalınlıktaki ipimi ise 3 numaralı tığımla örüyorum. Şöyle yakla Şuradaki görmüş olduğumuz 3 milimetrelik olan kısımdır bir tane zincirimi çekerek düğümümü atıyorum sıkıştırıyorum İpimi rahatlattıktan sonra şöyle ilmeğimi 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum 3 zincirin ilkine tığımın başını bir defa doluyorum ilkine girerek batıyorum İkisini bir diğerini tek olarak örüyorum yani ikili trabzan örüyorum İkisini çekiyorum 1 ve 2 Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı yere giriyorum yuvaya çıkıyorum. İkisini bir diğerini bir örüyorum. Tığımın başını dolayarak aynı yuvaya giriyorum. Bir iki tekrar aynı yere ipimizi de şöyle gizleyerek giriyorum. Toplamda 12 trabzan olana kadar Arda arda trabzanlarımı örüyorum. Bir, iki, giriyorum. Bir ve iki. Devam ediyorum daha. Olduğu zaman epeyce ve sıkışık olacak orası. O Bu yüzden şu trabzanımızı da yaptıktan sonra sayalım. Evet sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 toplamda 12 tane trabzanımız oldu. 12 trabzanımızı ilk zincir çekmiş olduğumuz trabzanımın Tepe noktasına gelerek batırıyorum. İlk zincirimizin bakınız. ilmeğimi alıyorum kaydırıyorum. Ve 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. 12 trabzanımızın arkasını çevirdim. Zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Buradaki 3 zinciri ördüğüm yerin dibine batarak giriyorum. 1 ve 2 defa örüyorum. Bir sonraki trabzanımın tepe noktasına batıyorum. 1 2 defa dalıyorum ve aynı yere bir daha batıyorum. 12 tane olan trabzanımı İkişer ikişer örerek 24 trabzan sayısına çıkarıyorum. Batırıyorum. 2. İki. İkişer ikişer hepsini örerek tamamlayalım. Trabzanlarımın her birinin tepesine ikişer trabzanım ördüm. 2 4 6 8 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 tane trabzanımız oldu. Şimdi birleştirme işlemimizi yapalım. İlk zincirimizin tepe noktasına batıyorum. İpimi alıyorum. İlmeğimin içerisinden geçiriyorum. İkinci sıramızı tamamladım. 1, 2, 3 tane zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum. Sıramın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanımın üzerine gelerek bir trabzan aynı yere bir tane daha trabzan örüyorum bir sonraki trabzana bir tane bu sıramızda bir çift bir tek olarak öreceğiz üçüncü sıramız burası aynı yere batıyorum tekrar bir sonrakini tek olarak örüyorum sıradaki çift 1 2 tek çift tamamlayalım üçüncü sıramızı tamamladım bir tek bir çift olarak sona kadar örerek geldim tek çift tek çift ve e, diğer sıramıza geçişimizi yapalım üç tane zincirimizin üçüncüsüne batıyorum renk değiştirmek istiyorum yeşil rengimi alıyorum ve buradan geçiriyorum. Pembemi sıkıştırıyorum. Arkadan bağlayabilirsiniz. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Her ikisini de şöyle sıkıştıralım. 3 zincirimi çektim. Örgümün arkasını çeviriyorum. Ve hemen yanındakini çift olarak örüyorum. 1 aynı yere batıyorum. Bir sonrakini tek. Bir sonraki yine çift. 1 aynı yere batıyorum tek çift 1 ve 2 sıra sonuna kadar bir tek bir çift olarak örelim 1 2 3 4. sıramızı buradan bu yüzü ön yüz olarak kullanmak istediğim için ipimi kesiyorum pembeyi şöyle arkaya gizliyorum Diğer yeşil rengimi de alıyorum. Buraya düğüm atıyorum. Burası çantamızın iç kısmı olacak. Şimdi yeşilimizle sıramızı tamamlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum geçişimi yaptıktan sonra ipimi buradan kesiyorum. Yeşilimin üzerine sarı rengimden bir sıra örüyorum. Yanından başlıyorum. Hemen aynı yerden değil yanından şu şekilde başlıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bir tane tek ördüm. İkinci trabzanımı ipimi de şöyle alta alıp gizliyorum. 1, 2 yine tek ördüm. 3. trabzanımı çift olarak öreceğim. 2 tek 1 çift bu sıramızda. Tekrar 1 2 tane tek bir tane çift iplerimi de alta gizledim. Sarı rengimizi de sona kadar örerek tamamladım. 2 tek bir çift ve bu 1 2 3 4 5. sıramız atıyorum ilk zincirden çekmiş olduğum trabzanımın tepesine ilmeğimi kaydırıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum 6. sıramızda tamamını bir tane trabzan bir trabzan yani tamamını birer birer örelim şöyle birkaç trabzan önden başlıyorum zincirimi çektim Düğümümü attım. Şu şekilde sabitliyorum. 1-2-3 İpimi bu yöne alıyorum. 2 trabzan halinde ilerliyorum. tamamını birer birer örüyorum. Artış yok bu sıramızda. Hepsi tek tek tek. Altıncı sıramızın sonuna kadar örerek geldik. Bu sıramızda hiç artış yapmadık. Birebir bütün trabzanlarımızı örerek geldim. Buradan sonrasında çantamız için ağız kısmına çalışmaya başlayacağız. Yani şöyle üst kısmımızı sık iğnelerimizle dar öreceğiz. Aşağıya doğru 5 tane yarım trabzanımız örüp aşağı doğru yine trabzanlarımız öreceğiz burada üst kısmımızı ayarlayacağız ama daha büyük örmek isteyen arkadaşlarımız yine artış yaparak devam edebilirler birebir örerlerse çantamız büzülecektir 2 tane tek bir tane çift 2 tek bir çift şeklinde diledikleri kadar büyütebilirler şimdi ben kaç sıra yani sıramızın altı sıramızın çapının kaç olduğuna bakalım 15 santim nereden ölçersek ölçelim 15 santim gelecektir bakınız yeterli çünkü birazcık daha büyüteceğiz çok büyük bir çanta olmasını istemiyorum tabi yaşı büyükler için birkaç sıra daha örebilirsiniz iki tek dediğim gibi bir tane çift şeklinde örerek en son buradaymış gibi kalan kısmını devam ettirebilirsiniz şimdi trabzanımızı ördüm geçişimi yapıyorum başlangıç trabzanımın üzerine şu şekilde batalım ilmeğimi kaydırıyorum bir tane zincirimi çekiyorum buradan çantamızın ağız kısmını ayarlayalım başlangıç yerine işaret koymamıza gerek yok ama yine de koyalım buradan gelirken 5 tane yarım trabzan öreceğiz 2 4 6 8 10 10 tane Şöyle trabzanımı ayırdım. İşaretimi takıyorum. Şöyle görelim. Bu 10 tane trabzanımızı sık iğne olarak öreceğiz. Kırmızımızdan sonra 5 tane trabzanımızı ise yarım trabzan öreceğiz. Daha sonra aşağıya kadar ikili trabzan şeklinde öreceğiz. Şuradan 2, 3, 4, 5, 5 tane trabzan kalana kadar Normal ikili trabzanımızı örelim. Böyle işaret takmanıza gerek yok. Ee, sık iğnemizi yani bitişe 5 tane trabzan kaldığı zaman yarım olarak örebilirsiniz. Ben şimdi şöyle görülmesini istediğim için e, işaretlerimi taktım. Buraya da bakınız. 5 tane trabzan üzerine yarım trabzanımızı öreceğiz. Şimdi hemen sık iğnelerimizi örmeye başlayalım. Bir zincirimi çekmiştim tepe noktasına. Dibine batıyorum. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10. trabzanımı sık iğne ve ördüm trabzanlarım üzerine şimdi 5 tane trabzanımızın üzerine yarım trabzan öreceğiz bir defa başını doluyorum Tek seferde batıyorum. 1. Başını doluyorum. Tek seferde alıyorum. 2. Başını doladım. 3. Başını doladım. 4. Doladım. 5. 10 sağı iğnemden sonra 5 defa başını dolayarak ördüğüm tırabzanlarım var. Buraya gelirken de yine 5 tane tırabzanımın üzerine aynı işlemimi uygulayacağım. Tığa başını doluyorum. 1 aynı yere 2 yarım trabzanlarımızdan sonraki örmüş olduğumuz trabzanımızı çift olarak ördük bu sıramızda 2 tek 1 çift 2 tek 1 çift şeklinde örüyoruz çiftimi ördüm şimdi teklerimi örüyorum 1 ve 2 iki. ikinci tekimi ördüm 1 çift 2 tek tekrar çift trabzanımı örüyorum 1 aynı yere batıyorum 2 2 tek 1 2 Bir tane çift aynı yere batıyorum. Çift iki tek, çift iki tek, çift iki tek şeklinde sık iğnemize 5 tane trabzan kalana kadar aşağıdan örerek ilerleyelim. Mavi ayracımıza kadar 5 trabzan sık iğnemize kaldığı zaman bırakalım. Onu da Burada yapmış olduğumuz gibi yarım trabzan şeklinde örelim. İşaretimi taktığım yere kadar trabzanlarımı artış yaparak örüp geldim. Şimdi işaretimizi çıkaralım ve başını dolayıp bir defa da öreceğimiz 5 trabzanımızı birer birer örelim. Tığımın başını doluyorum. Sık iğnemizi 5 tane kala bakınız. Tek seferde çekiyorum. Tek seferde 2 3 4 ve 5. Sık iğnemizin bulunduğu noktaya kadar örerek geldim. Geçişimi yapıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Şimdi son sıramızı örmek için hazırız. Üste 10 tane sık iğnemiz kenarlarda beşer beşer yarım trabzanlarımızın olduğu bölümümüz var. Şimdi bu taraftan yine düz yönden örerek ilerleyelim. Sık iğnemizin olduğu bölümü ve bir önceki örmüş olduğumuz başlangıçtaki ve sondaki beşer yarım trabzanlarımız örmüyoruz. de 10 tane trabzanımız 5 tane yanlarda 5 tane yani buradan 20 tane ilmeğimizi örmüyoruz. Bir zincirimi çekiyorum ve son sıramızı örmeye başlıyorum. Çift olarak başlamıştık. Bakınız yarım trabzanımızın bulunduğu yerden sık iğnelerimi geldim. Yarım trabzanımın hemen yanındaki ilk trabzanımı çift olarak başlamıştım. Çiftin ilk trabzanına tığımı girdiriyorum. Ve buradan itibaren 5 tane trabzanımı örüyorum. İlkini sık iğne olarak şöyle batalım. 1 Başını doluyorum. 2 başını doluyorum 3 başını doluyorum 4 ve 5. örüyorum yukarıyı örmedik 20 tane trabzanımızın olduğu bölümü yani ortası sık iğne 5 kenarda 5 kenarda bu kısmı örmeden 5 tane yarım trabzanım ördüm aşağı kısımları ise artış yapmadan birebir trabzan şekliyle örüyoruz ikili trabzanımızı giriyorum iki defa da çekiyorum. Artışımızı yapmıyoruz. Her trabzanımızı bir defa örüyoruz. Bitişimize 5 tane trabzan kalana kadar ikili trabzanımızı örelim. Bitişimize 5 tane kalınca yine yarım trabzanımızı örüp ağız kısmımızı belirginleştireceğiz çantamızın. Artış yapmadan birer birer trabzanlarımızı ördüm. 5 tane yarım trabzanlarımızdan sonra ve e, bitişimize 5 tane trabzanımız kaldı. Bakınız 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu 5'i başını doluyorum tek seferde. Başını doluyorum tek seferde. Sonuncuya sadece batalım. İlmeğimizi geçirelim. Bir zincirimizi çekelim. Evet. Çantamızın ağız kısmına bu şekilde çalıştık. Ölçelim. Bitişinde 20 santim. Yeterli, gayet güzel bir ölçü. Şimdi buradan ipimizi keselim ve arkaya gizleyelim. Zincirimizi çekmiştik, mutlaka bir tane zincirimizi çekiyoruz ve ipimizi alıp çevirip buradaki bir önceki sıranın ve şimdiki kesmiş olduğumuz ipimizi birer birer pembenin kendi içerisinde gizleyelim aynısından bir parça daha örmemiz gerekmekte. Birebir aynı ölçülerde çok kolay. Hemen birkaç saat içerisinde vaktiniz varsa örebileceğiniz kolay ve güzel bir çalışma. Evet, ipimizi içeri aldık. Şimdi kenar kısmını çalışmaya başlayalım. Çantamıza genişliğini verecek kısmımızı örmeye başlayacağız. Buradan başlıyorum. Başlangıç yerimde ve bitiş noktamda da bitiriyorum. Şu kısma geçiş yapmıyoruz. İpimizi alalım. İlk dış kattan şöyle girelim. Bir, iki tane zincir yeterli. İpimi de arkadan gizliyorum. Hemen ikinciye giriyorum. Bir, iki. Üçüncüye giriyorum. Bir, iki. Saymamıza gerek yok. Sırası ile aşağı doğru ilerliyorum. Tek kat örmeye dikkat edelim. Şöyle dönecek. Diğer tarafta aynı ördüğümüz için ortadan birleştireceğiz. Son trabzanımıza kadar örerek geldim İçe doğru bakınız dönüşü yaptı. Şöyle dış kısmından da görüntüsünü görelim çizgi şeklinde. Sona kadar geldim. Diğer parçamızı da aynı şekilde örelim ve kenarı da tamamladıktan sonra yeniden görüşelim. En son trabzanım üzerine bir zincirimi çekiyorum. İpimi buradan kesiyorum. İkinci parçamızda sona kadar örerek geldim. En son trabzanımı örüyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra her iki çantamızın parçasını dikerek birleştirmek istiyorum. O yüzden dikiş payına yetecek kadar ipimi ayırıyorum. Şu şekilde dikeceğimi ve uzun bir şekilde yani dikmeye yetecek kadar ipimi uzaktan kesiyorum ve çekiyorum parçalarımızı şimdi dikelim. İğnemi taktım. Dikmeye hazırız. Düz yönden dikelim parçalarımızı. Uç kısımlarını birbirine denk getiriyorum. Ve düz yönden dikmeye başlıyorum. Birer birer alıyorum. İlk trabzanımı aldım. Diğer trabzanıma geçişimi yapıyorum. Dıştaki kanatlarından aldım. İkinci trabzanımın dıştaki kanadı yine ikinci trabzanımın dıştaki kanadından alarak dikiyorum. Üçüncü trabzanım ve üçüncü trabzanım. Dördüncü trabzanımızdayız bakınız birer birer karşılıklı trabzanlarımızı dikerek gelelim. Ola ki bir iki fazla eksik olursa birbirine şöyle yaklaştırarak toparlayabilirsiniz. Hiç problem değil. Dikiş kaybedebilirsiniz. Dikişimizi yaparak geldim. En son e, uç noktasındayım. Bir tane düğümümüzü atalım ve ipimizi buradan keselim artık. üst kısmının kapağında birlikte çalışmaya başlayalım şimdi. İçe doğru da gizleyelim. Şöyle çevirelim. Bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum. Sıkıştırıyorum. İpimi rahatlattıktan sonra 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Birinci zincir içerisine girerek tıpkı başlangıçta yapmış olduğumuz gibi çantamızın aynı işlemi tekrar ediyorum. 12 tane trabzanımı örüyorum. Yuvaya giriyorum. Üçüncü trabzanımı ördüm. Dördüncü trabzanımı örüyorum. Beşinci 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane trabzanımı ördüm. Birinci zincirden ördüğüm trabzanımın tepesine geçiyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Aşağıdaki 12 trabzanın her birine ikişer ikişer batarak toplamda 24 tane trabzanımızı örelim. İkinci sıramızda 24 trabzan olarak tamamladım. Geçişimi yapıyorum. 1, 2, 3. Üstteki zincirime batıp ilmeğimi çekiyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Bir zincir çekip düğümümü atıyorum ve herhangi bir yerden ipek kestiğimiz yerden olması şart değil herhangi bir yerden tam trabzanın aralığına giriyorum üzerine değil böyle arasına batıyorum sabitleniyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak bir sonraki trabzanımın içerisine gelerek batıyorum yine aralarına bakınız bir zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum tam araya batıyorum ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çektikten sonra yine araya giriyorum. Bir zincir araya bir trabzan şeklinde sona kadar örüyorum. Sona kadar örerek geldim. Bir zincirimi çektim. 4 zincir çekmiştim. Üçüncüsüne gelerek batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi yeniden kesiyorum. Tekrar sarı rengimi alıyorum. Ve örmeye başlıyorum. Bir zincirimizi çekip düğümümüzü atalım. Herhangi bir yerden sabitledim. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. İpimi yan tarafa alıyorum. İkinci bir trabzan örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Diğer yuvanın içerisine 2 tane trabzan örüyorum. Her yuvaya 2 şer trabzanlarımızı örelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Her bir yuvanın içerisine 2 tane trabzanımızı ördüm. Son trabzanımı tamamladıktan sonra başlangıç trabzanın üzerine gelerek batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi yeniden çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Yine trabzan arasına giriyorum. Her trabzan arasına bir zinciri çekip batıyorum. Yeni kafesler yapıyorum. Bir zincir tam araya giriyorum. Bir tane trabzan. Bir zincir araya giriyorum. Bir zincir araya giriyorum. Bir trabzan şekliyle yeni kafeslerimizi yaparak sıramızı tamamlayalım. Sıramızı tamamladım, yeni kafeslerimizi ördüm. Şimdi en son bir zincirimi çektikten sonra bu sıramızı tamamlıyoruz. 3. Zincirin tepesine gelerek batıyorum, ilmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum, bir tane kafesimi atlayarak ikinci kafesimin içerisine girip batıyorum. 1, 2, 3 defa da örüyorum. Tekrar aynı kafese giriyorum. 1, 2 3 defa da örüyorum. 3. kez giriyorum. 1 2 3. 4. kez 1 2 3. 5. kez giriyorum. 1 2 3. 6. kez tığımın başını doluyorum. 1 2 3. Bir tane kafes atlıyorum. İkincisine batıyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Bir kafes atlayıp diğer kafese yeniden 6 tane trabzanımı örüyorum. Bir defa başını doluyorum. 3 defa da çekiyorum. 3 4 5 6 bir tane kafes atlıyorum ikinci kafese batıyorum tığımın başını doluyorum bir kafes atlıyorum İkinci kafesi bir defa dolayıp üç defa da çektiğim altı tane trabzanımı örüyorum sona kadar örerek geldim en son altıncı trabzanımdan sonra bir atlayıp başlangıç yerime batıyorum şöyle ilmeğin ardından kaydırarak geçiyorum bir tane zincirimi çekip örgümün arkasını çeviriyorum ve tığımın başını dolayarak her bir trabzanımın arasına birer birer giriyorum tek seferde çekiyorum birer birer başını doluyorum arkadan yapıyoruz bakınız sık iğne battığım yerin kenarına diğer kenarına sık iğnemizi ve trabzanlarımın aralarına batıp tek seferde çekiyorum sık iğnemin sağ tarafına sık iğnemin sol tarafına tekrar trabzan aralarına batıyorum her birinin arasına giriyorum tek seferde çekiyorum sol tarafı sık iğnemizi de önden şu şekilde görünecek Evet sona kadar devam edelim. Sona kadar geldim. Başlangıç noktasının bulunduğu yere giriyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Üst kısmı da bu şekilde tamamladık. Şimdi sapımız için çalışmaya başlayalım. Bakınız burayı şu şekilde yapacağız ve gayet güzel olacak önce sapımızı çalışalım daha sonra buradaki bölümümüzü dikerek e, sabit hale getirelim çantamızın dikiş yapmış olduğumuz bölümün hemen yanına giriyorum sabitliyorum bir iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum tam dikiş yaptığım yere geliyorum bir ve iki dikişimizin hemen diğer yanına geçiyorum İkili trabzan örüyorum. Bir, iki, üç tane trabzan ördüm. Bir, iki zincir çekiyorum. Tığımın, yani örgümün yönünü çeviriyorum. Batıyorum hemen dibindekini. Bir, iki. Bir sonraki trabzanıma batıyorum. Bir, iki. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Dibine batıyorum. Bir sonraki trabzanımın üzerine batarak ikili trabzanımı örüyorum bir iki tane zincir çekiyorum dibine batıyorum bir sonraki trabzanıma batıyorum 1 2 zincir çekiyorum dibine batıyorum daha kalın isterseniz dörtlü de çalışabilirsiniz iki zincir dibine batalım bir sonraki trabzanımın üzerine bu şekilde istediğimiz uzunluk ölçüsü olana kadar örmeye devam edelim kullanacak kişinin boy ölçüsüne göre buradaki askımızın uzunluğunu ayarlayalım ben yeteri kadar ördüm şimdi birleştirme işlemini yapıyorum diğer uç kısma 3 tane yani bir tane trabzanım ördüm tam dikiş yerinin kenarına gelerek birleştiriyorum tığımın başını doluyorum Dibine batıyorum, bir çekiyorum, ikinciyi buradan birlikte alıyorum. Tığımın başına doluyorum, bir aldım, ikinciyi çantamızın kendisine sabitliyorum ve ipim artık bitti. Hepsini aynı anda çekiyorum, bir zincirle sabitledikten sonra bu kısımda bu şekilde tamamlanmış oluyor. ipimi yine içeriye alarak gizliyorum. Kalan parçayı keselim. Şöyle yerleştirelim. Üzerine ölçelim. Biraz daha öne doğru gelmesini istiyorum. Şu şekilde ayarımız güzel. Eşitledikten sonra tam ortalayalım. Ve şuradan dikelim. Görülmeyecek şekilde Elinize aldığınız zaman daha rahat dikeceksiniz. Ben yani şöyle görülmesini istediğim için. Şu güzel bir şekilde. Burası arkası diktiğimiz yer. bir tane düğmede tam bakınız şöyle e, trabzanlarımızı toplu olarak ördüğümüz yeri ortalayarak düğmemizin yerinin iliği olarak ayarlayalım. Şöyle düğmemizi diktikten sonra buradan ilik olarak çantamızın açılıp kapanma işlevi kolaylaşacaktır. Şöyle görelim. Dilerseniz yeşil, dilerseniz pembe bir düğmeyle de bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi düğmemizi şuraya dikelim ve sonrasında artık e, çantamızı tamamlayalım. Düğmemizin dikiş işlemini yaptım. Çantamız artık kullanılmaya hazır hale geldi. Şöyle kapatıp iliğimizi takalım. Evet şöyle görelim. Bir çalışmamızı bu şekilde tamamladım. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.